Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Hiç otomobilinizin motor kaputunu açıp içine baktınız mı? Arkadaşlar, otomobillerin problemlerinden birisi de motorun içine giren hayvanlar. Motorun içindeki hortumlara, kablolara, döşemelere zarar veriyor. Arkadaşlar, bu motorun içine gelincik veya fare gibi bir hayvan girmiş. Burada göründüğü gibi döşemeleri parçalamış. Hatta bu hortumu koparmıştı. Şuraya geliyor. Tamamen kopuk. Ben içine boru geçirip birleştirip elektrik bantıyla sardım ve tek parça haline getirdim. Buradaki döşemeleri görüyorsunuz. Sanırım bir gelincik bu. Hiç motor kaputunuzu açıp siz de baktınız mı? Motorunuzun durumu ne? Hortumların, döşemenizin durumu ne? Belki sizin arabanıza da giriyor. Farkında değilsiniz. Bu motorda bunu da gördüğünüz gibi bu soketin arkasını kemirmiş. İçine silikon sıktık. Böylelikle kabloları kapattık. Evet arkadaşlar, burada başka bir araç görüyoruz. Bunu da fareler veya gelincik kemirmiş. Gördüğünüz gibi motorun üzerinde fareler dolaşıyor. Özellikle kışın sıcak motorlar fare ve gelincik gibi hayvanlar için çok çekici olur. Kışın soğuktan motorun sıcağına gelir bu tür hayvanlar. Ve motorun sıcağından ısınmaya çalışır. Buldukları ekmek ve benzeri yiyecekleri motorun içine doldururlar. Motorun içinde dolaşıyor şu an gördüğünüz gibi gelincik ve hortumları kemiriyor. Evet arkadaşlar, bu videoda hava filtresinin içine sanırım palamut tohumu doldurmuş bir hayvan. Sanırım fare. Hem de ağzına kadar doldurmuş arkadaşlar. Hava filtresinin içi ağzına kadar palamut tohumuyla dolu. Oldukça fazla. Galiba bu arkadaş arabasını çalıştıramamış. Sebebini ararken bulmuş. Arabanızın altına bu şekilde tel çekerek hiçbir yere varamazsınız. Şimdi bunun tedbirini nasıl alırız ona bakalım. Evet arkadaşlar, bu motor bu hale geldikten sonra tedbir aldık. Bu şekilde olduktan sonra nasıl bir tedbir aldık onu da gösterelim size. Evet. Buraya şöyle bir alet yerleştirdik. Arkadaşlar, bu alet fare, gelincik gibi, kedi gibi hayvanların arabaya yaklaşmamasını sağlıyor. Ultrasonik bir ses yayıyor. İnsanların çok az duyabildiği bir ses. Size dinletmeye çalışacağım. Arada bir kesilip devam ediyor. Şimdi gelecek ses. Şu şekilde bir ses. Evet, böyle bir alet arkadaşlar. Bunu aküden elektrik alarak otomobilinize monte ediyorsunuz. Montajı çok basit. 3 adet fişi var. 1 adet artı kutbu. 1 adet eksi kutbu var. Gördüğünüz gibi eksi kutbuna giden kablonun arasında bir de sigorta var. Üçüncü bir kablo daha var arkadaşlar. İsterseniz bununla şartelleme yaptırabilirsiniz. Yani bu ne demek? Kontağı açınca sigortadan bir yerden elektrik alıp kontağı açınca devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Ama ben bunu direkt bağladım aküye. Sürekli çalışıyor. Böyle de herhangi bir sakıncası yok. Aküyü de bitirmiyor. Sürekli aktif. Araba çalışırken de çalışmazken de sürekli motoru koruyor, sürekli ses çıkarıyor. Bunu taktıktan sonra hiç bu tür bir olayla karşılaşmadım arkadaşlar. Gerçekten faydalı bir şey. Size tavsiyem, motor kaputunuzu bir kere açıp içine bakın, etrafını bir inceleyin. Motorunuzda herhangi bir problem var mı? Kablolarınızda herhangi bir kesik var mı? Hayvan giriyor mu, girmiyor mu? Bunun tedbirini alın.
Arkadaşlar bu hayvanlar genellikle şehirde yaşıyorsanız fark etmiyor. Çöp kutusunun yanına park ediyorsanız otomobilinizi, oradan girebilir. Kedi, fare gibi hayvanlar. Ormanlık alanlarda yaşıyorsanız arabanız çalı kenarına, ormanlık bir alana park ediyorsanız gelincik gibi, fare gibi, kedi gibi hayvanlar yine girebilir. Eğer garaja park ediyorsanız yine garajınızda da fare olabilir. Fare girebilir. Onun için motorunuzu mutlaka kaputunu açıp kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer öyle bir sorunla karşılaşırsanız böyle bir alet koyabilirsiniz. Motorunuzu, otomobilinizi güvene almak için. Arkadaşlar motorunuza böyle bir alet veya herhangi bir alet taktığınızda mutlaka onu sabitlemelisiniz. Boşta bırakmayın. Ne yaparsanız yapın, yaptığınız şeyi mutlaka sabitleyin. Boşta bırakmayın çünkü motorun titreşiminden sallanıp ya kendine ya da sağa sola zarar verecektir. Bu şekilde. Plastikleri... Arkadaşlar Beceri TV benim kanalımın adı. Kanalımı ziyaret edip yüzlerce videomu izleyebilirsiniz. Çok değişik faydalı videolarım var. Aileyim yapma teknikleri. Burada kullanacağınız malzemelerin nasıl kullanacağınızı açıklıyorum. Klima pompası tamiratı. Airbag arıza lambası söndürme. Böyle yüzlerce videom var arkadaşlar. Araba hurdalıkları gezme. Kırılan vidalar nasıl sökülür. Kanalımı ziyaret edip bu videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi...